Sizin güvenlik Allah'a emanet. Günaydın Magnikur. Ne diyor, toprakta dukat alsın, parası yok mu? Magnikur çok padok böyle diyor. Toprakta cuma sabahı erkenden böyle karşılaştık. Ve Bahattin Sofoğlu, Bahattin selam. Toprak abi zamanında bir baklava yedirmiş. Hangisi daha güzeldi? Şöyle bir deneyelim. Oo, baklava challenge. Ben bir de kendim getirdim Türkiye'den yani. Oo. Takımın birer tane motosikleti burada sergileniyor. Tabii ki en önde de şampiyonun motosikleti var. Yarışa çıkarken motosikletinizi, mekanikerleriniz niçin gitmiyor? Adam yarışları bıraktı. Yarışları bıraktı. Bu sene son. It's the best, the best. Evet, Allah şahidi. Toprak'la beraber garaja doğru kaçıyoruz şimdi. Ve yağmur başlıyor. Çayı kim yaptı abi şimdi? Ya şu uyduk arkadaş yaptı. Hasan abi yapsa da Allah'ım. Gidemiyorum ki daha. Düşersen sileriz. Neyse o. Öyle demeyelim yine de. Oba. Oda. Öy. Fren yok onda. Vay. Nuri nasıl ortam? Mükemmel. Anlatılmaz yaşanır diyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bize yorum atmayı unutmayın. Magnikur macerası Basel Havalimanı'nda başladı. Ama burada ilginç bir şey var. Hemen arkamda gördüğünüz yer İsviçre. Bu arkamda gördüğünüz yerde Fransa ve Almanya tarafına gidiyor. Yani biz de metrodan iniyorsun hani seçiyorsun ya İTÜ Ayaz abi Maslak mı diye. Aynı onun gibi abi. Ama ülkeler değişiyor burada. İlginç. Switzerland, Fransa. Şimdi burada kontrol yerinden geçiyorum ve kimse yok. Herhalde bir çıkınca gideceğim herhalde. Vallahi çıktım. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim. Çıkar çıkmaz oyun yeri var ve motosikletler burada. Gayet güzel bir çıkış oldu. Bakalım şimdi Nuri ile buluşacağız ve yola devam edeceğiz. Hoş geldin abi, nasılsın ya? Hoş geldin. Ne var? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bunu anlatacağız. Abi normalde benim oradan çıkıyor olmam lazım ama şu anda Nuri içeriden çıkıyor, ben dışarıdayım. Ben 2 dakika yukarı çıktım. Dedim güzel, ki güzel. Herhalde daha gelme. Evet, abi hoş siz geldin. Hoş bulduk. Sizin güvenlik Allah'a emanet. Ben de yürüdüm, vallahi geçtim. Vallahi yoğun değil, izin sezonu değil ya, o yüzden. Normalde beklerler ya, affetmezler. Vallahi var ya, kimse yok. Şu taraf Fransa. Makineler boş. Evet. Biraz önce içeride de anlatmaya çalıştım biraz ama ilginç bir yer. Hani metrodan indiğinizde durak seçermiş gibi. Aynen. Almanya, Fransa ve İsviçre arasında burası, seçim aynen yapıyorsun. Çok ilginç ya. Erdal abinin kulaklarını çınlatmış olalım buradan. O da Maastricht'te böyle bir yere götürmüştü beni. Erdal abicim selamlar, seni biliyorsun. İsviçre'de bindiğimiz ilk araç bu. Bununla toprağın, Bahattin'in canın değil de denizin yarışına gitmek lazım. Değil mi? Yaz şuraya KTM. Oldu bitti. İsviçre'de Emmi'yi bulduk. Emmi içeceğiz abi bugün. Aldık vallahi Emmi'yi. Hop, sınırdan geçtik. Geçmiş olsun. Vay arkadaş. Basel'de çok ilginç bir noktadayız arkadaşlar. Görüyorsunuz Fransa, İsviçre ve Almanya yazıyor. Bu nokta tam bu 3 ülkenin birleştiği yer. Sol tarafım Almanya. Pardon, burası Fransa, Almanya,
Ve geldiğimiz yer bu taraf İsviçre. Restorandayız dermişim. Karşıda toplar. Afiyet olsun bro. Afiyet olsun bro. Ve Gökhan'la da buluştuk. Yolculuk başlıyor. Baba onda ne var ya? Balık mı koydun oraya, ne yaptın? Buzdolabı falan elinde. Magni kurs bekle bizi. Şimdi abi rica etsem demin ki soruyu bir daha sorar mısın? Burası Fransa mı? Bir de Fransa'da yaşıyor. İsviçre mi abi? Abi bizi aydınlat ya. Bak aracın plakasına bakarsak doktor işareti var. Demek ki İsviçre'li bilim adamları burada. Ama orası burası değil. Burası farklı bir yer. Ben öğrendiğim kadarıyla yardımcı oluyorum. Burası şu an Fransa. Değil mi? Doğru değil mi? Şu karşıya geçersem Almanya mı? Gerçek. Bir dakika, şu karşıya geçersem Almanya mı galiba? Şu taraf doktorların ülkesi. Burası Fransa. Burada zafer alacağız inşallah. Ne verelim abime? Evet, Avrupa'da pompacı yok. Pompacı yok. Pompacı aranıyor. Türkiye'den pompacı olmak isteyen arkadaşları Avrupa'ya bekliyoruz. Arkadaşlarımız pompacımızı bulduk. Gökhan kolay gelsin kardeşim. Sağ ol. Elinde kuvvet artık. Camı da temizleyeyim mi abi? Ay, iyi olur artık. Ya camcı geliyor. Ya camcıyı da bulduk. Magni kurs macerası başladı. Güzel devam ediyor. Bakalım neler yaşayacağız. Bir dakika. Baba. Oha. Ya böyle bak şu anda. Hocelecimikten geliyorum ya maşallah. Şu anda Fransa'da rastgele bir benzincide kahve içiyorduk. Bir arkadaş geldi, dedi ki mot etkinlik, ne haber falan. Abi sen hayırdır ya? Bayraklarımız arkada. Toprağın boydan var, enden var. Nerede istiyorsunuz? Ben bir ara adres madres mi sordum birine? Bir şey oldu herhalde. Ya yok. Ben dedim herhalde dedim. Dırcı falan dedim. Ya olaya bak ya. Şaka gibi. Toprak için buradayız. Çekya'daydık, şimdi buradayız. Adın soyadın? Kadir Kara. Kadir Kara. Evet. Kadir memnun oldum ya. Biz de memnun olduk. Kral. Zaten tanıyoruz. Vallahi şimdi biz de tanıdık artık. Zaten muhtemelen görüşeceğiz ya. Cumartesi pazar oradayız. Vay be, güzel bir şey oldu. Çekya'da da sen oradaydın. Evet, Çekya'da yandı. Ben orayı kaçırdık. Güzeldi. Cumartesi günü bizi bir ince strese girdik ama pazar yok, cumartesi akşamdan dedi ki hiç stres olmayın. Pazar günü dedi gereğini dedi yapacağız. Kral. Adam gereğini de yaptı. Vallahi Kadir çok memnun oldum. Vallahi biz de memnun olduk abi. Yani. Kadir'le görüşeceğiz arkadaşlar. Dünya oradayız. Önümüzdeki dünya günlerde oradayız. Ne kadar küçük abi. Görüşeceğiz. Devam. Vay arkadaş ya. Şaka gibi değil mi abi? Günaydın Magnikurs. Arkadaşlar piste girdik. Pistin içinde şöyle tribünler acayip güzel. Bayağı özenmişler adamlar. Magnikurs'a girdik. Uyanmaya çalışıyoruz. Çok soğuk hava. Güneş çıktı ve birazcık ısıttı şimdi buraları. Öğleden sonra yağmur görünüyor. Yağmur çiseleyecek gibi. Umarım çok sürmez. İlk iki antrenman ıslak geçecek gibi görünüyor. Pistin içerisi çok büyük. Sanki böyle dev bir futbol sahası var ve her yerde tribün var gibi. Tribünler çok iyi görünüyor işin açıkçası. Fransızlar bu işi güzel yapmışlar gibi. Çadır alanı burası. Hemen görüyorsunuz burada çadırlar var. Cuma sabahı Gökhan ve Nuri ile içeri daldık. Her yerde böyle tüneller ve üst geçitler, alt geçitler var. Bunlar sayesinde pisti geçebiliyorsunuz. Şu anda toprağın yarışçı asfaltın tam üstündeyiz. Şu aralarda ufak ufak görünüyor ama. Ve buradan geçerken piste çer çöp atılmasın diye burası böyle hapishane geçişi gibi her yer kapatılmış. İlginç bir tasarım. Az önce geçtiğimiz geçit burası ve o geçit bakın nereden geçiyor. Şurada pisti görüyorsunuz. Hemen yan tarafta da tribün var. Bu tarafta padok alanı. Şu anda padok alanına doğru buradan ineceğiz. Burada neler olduğunu göreceğiz. Bonjour. Evet, işte esas padok alanı burası. Bahattin'in takımının tırını görüyorsunuz ileride. Şurada Yamaha'lar,
toprağın tırları. Toprağın tırları sanki toprağı satın almış da tırlar toprağınmış gibi oldu değil mi? Böyle bir alan. Gel. Adama girelim. Evet. Mekan. Magnikurs'ta padok böyle bir yer. Toprağın tığı hemen şurada. Pattaya Maha'nın garajı hemen orada arka tarafta. Evet, yarışçılar ısınıyor. Birazdan SSP 300 ile gün başlayacak burada. Hava böyle bir bulutlu ama güneş geliyor gidiyor, bulutlar akıyor. Bakalım nasıl bir gün olacak. Sabah abi, ilk karşılaştığımız kişi Phil Maron oldu. Phil, coffee time, yes. It's coffee time for Phil Maron. Thank you, Phil. See you in the day. See you, boys. Okay. Toprağın tırının yanına geldik. İşte orada görüyorsunuz. İlk karşılaştığımız kişi de Phil Maron oldu. Toprağın mekanikeri, şef mekanikeri. Güzel bir gün başlıyor. Ducati takımının padok alanındaki taşıtları bunlar. Ve cuma sabahı padok alanı yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Böyle üst tarafta garajların hemen önünde tırlar var. Biz de Hospitality'nin bu bir önceki videoda bahsettiğimiz misafirhanelerin olduğu yere doğru şimdi gidiyoruz. Onlar bakın bu taraftalar, alt taraftalar. Bu tarz yerlerde en çok dikkat edilmesi gerekenler az önce Kawasaki'li arkadaşın yaptığı gibi elektrikli scooterlarla padok alanında dolaşanlara dikkat etmek. Nereden çıkacaklar, ne yapacaklar belli olmuyor. Padok Show. Padok Show'un olduğu yer burası. Toprağın motorunu da ilk olarak orada görüyoruz. Biz adamlara dikkat etmek lazım dedik. Ama yolun içinden, yoldan adamlara dikkat etmek lazım dedik. Araba yolunda gittik. Yayaların yeri burası. İşte görüyorsunuz bir yaya ve geçti. İşte Paddock Show'un yeri burası. Bizim MSI MotoGP Moto Etkinlik Fantezi Ligi'nde sevgili Reşat hep Yamaha'nın karanajlarını abi sök gel sök gel diyor. Abi senin iş tamam. Başladım ben ufaktan kafadan. Tamamını tamamlayıp getireceğim. Ve toprağı nerede yakaladık? İşte böyle yol üstünde. Ne? O bir Superman! O bir uçak! O fırtına gibi henüz yanamamış bir toprak. Abi, kardeşim abi, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Günaydın. Toprak'la cuma sabahı erkenden kaçta vardınız abi? Böyle karşılaştık. Çok iyi. Gece yolculuğu yaptık. Nuri abin, Gökhan abin ve hemen sergiler başladı. 5 saat değil, çok daha fazla sürdü. 6 saat sürdü. Basel'den buraya gelişimde. Burası R3'lerin olduğu padok. Daha ufaklıkların olduğu padok diyelim ya da daha iyi anlatabilmek için. Ama alt tarafta, sen niye buradasın şu anda? Arabayla geldim. Ha, arabayı aşağıya park ettin. Evet, böyle. Gökhan da hatırasını alıyor. İşte böyle. Kapatıyorum şimdilik. Ve bugün bir adamın doğum günü. Aa, inşallah abi kutlayacağız. Güzel bir yaş olsun. Pastalara gidip almalıyız. Hadi bakalım. Ramazan abi. Hep beraber. Güzel bir yaş olsun inşallah. Sağ ol, sağ ol. Hepimiz yorgunuz ama daha afyon patlamadı. Bakalım. Gün devam ediyor. Videolarda niye müzik kullanıyorsun abi dediğinizde işte onun sebebi buradaki bu yüksek müzik sesi arkadaşlar. Burada birazdan kürsü oluşturulacak ve inşallah yarışı kazanınca Toprak burada kupalarını alacak. Daha sonra buradan da padok alanına, padok şova yürüyüp oradan da buraya dolduran kalabalığa seslenecek. Padok Show. Her takımın birer tane motosikleti burada sergileniyor. Tabii ki en önde de şampiyonun motosikleti var. Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu.
Herkesin peşinde olduğu kask şu anda. Toprağın yardımcısının elinde. Ne? Kask mı istiyoruz? Sırada o var. Ve Bahattin Sofuoğlu. Bahattin selam. Selam abi. Bahattin burada. Fransa Magni kurstayız. Bahattin Sofuoğlu'nu yakaladık. Birazdan sıralamalara, antrenmanlara çıkacak. Evet. Bahattin Sofuoğlu. Envi Agusta ile mücadele ediyor bilmem ne için söylemiş olalım. İşte burası Deniz Öncü'nün röportajında bahsettiği Şoi'nin tırı. İçeride Toprak Razgatlıoğlu'nun kasklarını görebiliyorsunuz. Dünya Superbike Şampiyonası'nda Cuma günü antrenmanlarla geçiyor arkadaşlar. Şu anda Magni Kurs'taki padok alanını görüyorsunuz. Tırlar burada. Böyle bakın, takımlar garajlarına gidiyor. Bu önümüzdeki binanın arkasında da aynı şekilde böyle tırlar devam ediyor. Aşağıya doğru da hospitality'ler, çadırlar bu taraftalar. Şu anda iki antrenman yapıyor takımlar ve bu antrenmanlarla ayarlarını bulmaya çalışıyorlar piste dair. İlk antrenmanlar sona erdi. Toprak 3. sıradaydı ama zaten hava, bakın, Cuma günü bir yağmurlu bir güneşli, değişiyor sürekli. Yani bugün esas olay biraz antrenman yapmak, birazcık pisti yeniden görmek, tanımak ve ayarları biraz yapmak. Şu anda bu şekilde devam ediyor. Ben de basın odasındayım bugün. Basın odasından size buradaki manzaranın ne olduğunu göstermeye çalışıyorum. Cuma günü daha çok sohbet, muhabbet ve dediğim gibi ayarlarla geçiyor. Biraz önce size bu karşıdaki pencereden seslenmiştim. Şu anda bakın onun tam karşısındaki yerdeyiz. Burada da diğer takımlardan bazıları mevcut. İşte Honda'yı burada görüyoruz. İleride Yamaha XC var. Ve şu an karşıdaki yer ise Shoei'nin tırı ve yanında Klinika. Yani Klinika nedir derseniz, herhangi bir yarışçıya bir şey olması halinde yarışçının kontrol edildiği, yarışa çıkıp çıkamayacağını orada belirliyorlar. Ve işte bir kırık çıkık var mı? Ya da acil müdahale edilmesi gereken bir şey var mı? İşte bütün onlar Klinika'da belirleniyor. O yüzden garajlara en yakın noktaya padok alanının en boş olduğu gün Cuma günü. Çünkü biliyorsunuz hafta içi öncelikle çalışan birçok insan var. Onun dışında zaten antrenman olduğu için sadece bugün ve motor ayarları yapıldığı için çok fazla rağbet görmüyor işin açıkçası. Fakat bu yüzden de pilotların başları daha sakin olabiliyor. Birileriyle karşılaşma ve görüşme imkanınız haliyle daha fazla oluyor. Bahattin'in takımının tırının bir kısmı burada. Diğer kısmı da diğer tarafta, şurada. Toprağın kullandığı elektrikli scooter. Toprağın garajı hemen arka tarafta. Toprak ikinci antrenmana gidiyorsun. Geliyorum arkandan. Adam yarışları bıraktı. Yarışları bıraktı. Bu sene son. He's the best, the best. Hayır. No, but look at after. After Flip Iron. Yeah. When you win the world championship, you make big party. Güzel. Stop playing. Toprağın gizli mabedine giriyoruz. Senin şeyler çoğalmış bugün burada. O şeye gidecek Türkiye'ye. Cross elbiseleri falan var da.
Tabii Toprak Cross yapıyor. Enduro. Türkiye'de Enduro yapıyor daha doğrusu. Hatta yarın kimler gelecek? Aynen İzzet. İzzet geliyor. İzzet abi geliyor. Ozan abi geliyor. Süleyman geliyor. Yok o gelmiyor. Başka kim geliyor? Hakan abi geliyor. Hakan Kölemen. Evet. Bakalım onlar şu an Fransa'da da akşam ya da yarın sabah geliyorlar. Evet yarın sabah gelecekler benim de bildiğim. Yarın biraz daha kalabalık bir ekiple toprağı destekleyeceğiz ama pazar günü en kalabalık hale ulaşacak. Sanıyorum 20 küsür kişi olacağız. Magni kursunda bir çıkartma durumu söz konusu. Sizin bildiğiniz belki ayrı gelenler ha, evet, de olabilir. Tabii bu sadece bizim bildiğimiz, bizim ekipten bahsediyorum. Onun dışında tabii daha bir sürü insan var. Benim habersiz burada beni yakalayan, konuşan, görüştüğümüz insanlar da oldu. Şimdi antrenman için giyinilecek değil mi? Evet abi. Herkes kolunun durumunu soruyor. Kolun nasıl oldu? İyiyim, var mı sıkıntı? Yok. Sıkıntı yok ya. Devam. Güzeldi. Güzel. 10 numara. Durumun içine sığmak zor değil mi? Sıkıyor, tam böyle oturuyor sıkıyor üstüne. O. Sıkmıyor mu? Bu yeni tulum. Ha, daha bu yeni çıkardığı tulum. Evet. Gönderdiler. Daha yeni. Neyse, bir tane de bundan alırız Toprakçım. Geçen sefer aldığımı çok... Herkes zannediyor abi aldım diye. Evet abi aşağı gidelim. Tamam mıyız? Evet. Toprak'la beraber garaja doğru kaçıyoruz şimdi. Ve yağmur başlıyor. Umarız çok yağmaz. Ya yağmurda motora binerken sol slider'ı takmayı unutmuş. Hakikaten nerede? İçeride. Yağmur bu arada şiddetini arttırıyor. Şöyle daha iyi görüyor olabilir misiniz bilmiyorum ama. Dağlar devam ediyor. Loka da geldi. Unutulan slider şimdi takılıyor yerine. Abi kral bir hareket yaptı. Ya giyme yıkanmasın adamın imzası çıkmasın zaten. Al şunu askısı lazım bana. Ufuk abi teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ben bir şey alırım. Sevdiğine gitmiş yalnız. Kadir merhaba ya. Bugün tanıyamadım seni ya. Akşam akşam farklıydın bugün farklısın. Yalnız bir çelişki var sanki üstünde ha. Bir alt üst. Ya şimdi şunu Toprak Nazgatlı olduğu için giymek durumundayız. Ben kendisi için çiğ tavuk da yerim. Daha iyi olurdu aslında ama bunu yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Ama tabii olay bu diyorsun. Şöyle. Eyvallah. Hastasıyız. Devam. 90'a geçmesin gene Kawasaki'ye binelim. Geliyor. Operasyon. Aradı yama buluyorum.
having. What are we eating? We are eating tiramisu torta. Okay. It's a specialty. One for me, huh? Yeah, Afritonsen. Jetty, racing special. Jetty. Enjoy, man. Thank you so much. Afiyet olsun Can. Teşekkürler. Kuçetli'nin özel tatlısından yiyoruz arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Toprak, yarışa çıkarken motosikletinizi, mekanikerleriniz niçin ittiriyor? Yani o vitese atarken çok sert girdiği için genelde mekanikerler ittiriyor, vitesi öyle atıyoruz. Yani daha doğrusu ben öyle atıyorum. Yani bazıları daha ittirmeden vitesi atıyor. Ben genelde öyle kullanıyorum yani çıkışı. Senin tercihin nasıl oluyor Can? Teşekkür ederiz bu arada Toprak. Ben de ittirdikten sonra vitese koyuyorum çünkü şanzıman zorlanmıyor. Birinci vites zorlanmıyor. Dişlileri kurtarıyorsunuz. Evet. Motosiklerin daha iyi vitese girmesini sağlamış oluyorsunuz. Aynen öyle. Süper. Adamsın. 600cc'de Murat Uyar senin arkadaşın ne yapmıştı acaba bugün? Baktın mı hiç? Vallahi çok çılgın bir çocuk. Ne yaptığını da bilmiyorum. Ben açıkçası bugün F1'de yağmur vardı. F2'de de kuru havaydı. Baya karışık bir şeyler falan filan vardı. Bu çılgın yine yapmıştır bir manyaklık. Büyük bir ihtimal önde bir yerdedir. Zaten değilse bundan sonra konuşmayacağım onunla. Yeter artık. Murat'ı çiziyoruz değil mi? Artık bir birinci olma zamanı geldi yani. Onun artık bir güzel motoru var. Neyse onu bunu geç abi. Gel sana bir Toprak abi zamanında bir baklava yedirmişti. Hangisi daha güzelmiş onu bir deneyelim. Ooo baklava challenge. Ben bir de kendim getirdim Türkiye'den yani. Ooo kral. Hadi bakayım. Vay 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 vay. Alamadım. Ne oldu? Vallahi düştü. Ben bu challenge'ı sevdim. Elleriyle besliyor bak. Can, teşekkür ederim öncelikle. Rica ederim. Baklava biraz büyük büyük. Baklava bu daha iyidir yani. Büyüklüğünden belli. Her şey büyük kullanılırız. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Ben bu challenge'ı sevdim abi. Sıradaki gelsin. Sorunu bekliyorum zaten. Oba! Adam! Oy! Fren yok onda. Dönecek diye korktum. Evet, sıra camda. Hadi bakalım. Toprak, bunlara ne yedirdin, ne içirdin ya? Vay vay. Bak sen, bak sen, bak sen. Lan indir fren yok onda. Toprak nasıl? Baksana. Gel gel. Gel Toprak abine bak bakayım ne yapacak. O yalnız farklı bir şey ya Toprak. Dikkat et ha. Gidemiyorum ki daha. Düşersen sileriz. Ne siliyoruz abi öyle bir şey yok. Neyse o. Öyle demeyelim yine de sen boşver. Abi tekerleklere baksana bileğini geçmiyor ha. Ya, çorabının hizasında yani. Dur şimdi dur. Oha! Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ya amortisörü var, arka lastik çok önde. Farklı bir şey. Can scooter'ı aldı, yürüyor. Vay!
Evet, Galip de burada. İşte cuma akşamı sistem bu. Nuri, nasıl ortam? Mükemmel. Anlatılmaz yaşanır diyoruz. Gökhan. Toprak. Aman ha. Evet, taraf sana. Toprak olayı abarttı. Magni kursta cuma akşamı böyle sona eriyor arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bize yorum atmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoppa. Kramda topla. Bravo! Kral. Abi ben emanetleri alayım da gidelim. Bisiklet sürüyor deseydin. Lan nasıl anlatayım? Nasıl anlatayım? Kendimi yiyorum, nasıl anlatayım? Şimdi diyorum ki bak anlatayım, ben durumu size izah edeyim. Bu adam başka bir yerde. Aynen. Başka bir kategori işte. Başka zaten. Motosikleti başka, osu başka, busu. Anlatıyorum Allah falan. Allah. Şimdi görüyorlar Ducati'nin geçti. Ya gruba link attım. Buradan dedim yarışı izleyin falan diye. Ertesi gün var ya şirkete gelmişim böyle barut gibi. Gemiden geldim gece geç saatte falan. Kahve falan isteyeceğim. Meydanda herkes toprağın yarışını konuşuyor. Herkes, ben yokum şirkette. Diyorlar ki şöyle oldu böyle oldu falan filan. Hah dediler, Kadir geldi bir şey soracağız, tamam mı? Buyurun dedim, sorun. Şimdi Ducati geçiyor toprağa. Diyorlar ki e diyor toprakta Ducati alsın, parası yok mu? Şirket olarak biz diye sponsor oluruz diyor. O niye Ducati almıyor diyor. Madem öyle. Oğlum nasıl anlatayım şimdi ki? Adam Yamaha'da yarışıyor. Ya şirkette minnet bisikleti tanımıyorken ben minnete motosiklet anlattım. Parası yok mu? Biz alırız abi görüşürüz. Diyorlar ki hani niye parası yok mu? Niye almıyorlar? Biz diyorlar şirket ana bir sponsor olalım. Kaç para oldu motor, bana soruyorlar. Kaç para olabilir ki? Ducati değil mi sonuçta? Ya motordan ötürü geçmiyor bu adam. Şirkette para var. Para alır, istediğini de alır. Gider onu yükledi. İstediğini yapar. Yani bir süperbike haline getirir ama şimdi diyorsun ki hani yani şimdi ben diyorum ben bu firmada çalışıyorum. Ha. Ya o da orada çalışıyor bu çocuk en nihayetinde. Buradan para kazanıyor. Bu onun takımı falan. Mecbur ya ama işte o zaman niye ona da yapsınlar? Onun motoru niye gitmiyor diyor. Onun motoruna da para harcasınlar falan. Motorunu güzelleştirsinler. Nasıl anladın? Diyorsun ki işte bu sefer lan Yamaha bu kadar. bana şirkette senin motorunu ver gerekiyorsa yarısın diyenler oldu ya. Şimdi anlatıyorum ben. Zeyükson başka, Kawasaki başka, anlatıyorum işte. Şöyle gidiyorum, böyle gidiyorum. Şu R1 geçtim, Espinler ara geçtim. Diyorlar ki vallahi diyen oldu. Aran samimiyse senin motoru versene oğlum diyorlar. Seni biliyorsun. Adamın bindi arabanın tekerleğini alamıyor. Öyle diyorlar ki motoru versene diyorlar. Ya. Toprağı görmeye Fransa'ya geldik. Çekke'ye gittik. İspanya'ya gideceğiz. Adamla evimin arası 40 dakika. Öyle bir şey yok 40 dakika. Evet, özür dilerim. 40 kilometre. Toprak oturdu ev. Sakarya Akyazı. Buraya kaç kilometre geldin? 40 yerine. Buraya şimdi abi. Buraya 3 gün var. 3 gün var. Sen şimdi 40 kilometre gidemedin. 3 bin kilometre mi geldin? Onur sana geldik işte. Gene gideceğiz. İspanya'ya da gideceğiz. Ya Avustralya için bir şey diyemem. Yalanla konuşmaya gerek yok. Bana çok uzak. Orası biraz aşar. Arda iznim kalmadı ya. Deniz ya ben denizcilik işiyle uğraşıyorum. Ben bu yaz deniz yüzü görmedim. Bütün izinlerim bu yarışlara gidiyor. Halime baksana. Vallahi ya, iyi gitmiştik. İyi denk geldik ya.
Güzel güzel. Abi o kadar paldır küldür çıktık ki. Normal şartlarda işte akşamlar orada toplanıyoruz hep beraber falan. Hı-hı. Muhabbetler falan oluyor. Dedik ki lan giderken baklava maklava işte falan. Biz de sonradan aklımıza geldi. Bir tane Trabzon ekmeği alalım. Bozulmuyor. Yeriz bir. Ekmek almayı unuttuk. Ekmek almayı unuttuk. Bulacağız bir yerden. Yapacak bir şey yok. Biz de o son videoları yetiştireyim diye. Abi ben 3 gündür uykusuzum. Videoları bitirdim. Çıktım. Havalimanına geldim. Bayrak yaptırdık. Bayraklar yok. Ama Allah'tan başkasını bulduk da geliyor bayraklar. Şimdi hafta sonu sallayacağız inşallah. Daha iyi bir şeyler yapacağız. Bir de ben sana bir şey diyeyim. Bak şimdi Yamaç'tayız. Hep beraber geldik oraya falan. Cumartesi günü. Ulan Seyit Onbaşı gibi kaldı benim elimde sap gibi. Ucuna da alma. Fırça sapı koymuşlar. Yere de saplayamıyorum onu. Yere de saplanmıyor. Uğraş uğraş yok saplanmadı. Herkes gitti kaldım bayraklarda sap gibi. Bana abi diyor ki sen orada ne yapıyorsun gelsene. Bırakamıyorsun da. Dedim ne yapacağız bayrağı kim tutacak? Abi biz şimdi biz toprağa gönül verdik tamam mı? Bu çocuk birinci olsun olmasın diye bir şey yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Şirketin adı neydi abi senin? Arabanızı arıyorsanız şu anda Fransa'da araba. Şirketin haberi var ya her şeyden haberi var. Haberi var ya. Adamlar deli ettim millet. Herkese motorcu yapmış şirkette. Benim adamım Toprak Razgatlıoğlu. Tamam. Tek geçerim. Başkası da umurumda değil açıkçası. Şu saatten sonra. Toprak. Bir güzel de işte oldu. Biz eğer yetiştirebilirsek. Daha da güzel olacak. Elimizden geleni yapabilirsek. Kadir Erbay. Kesinlikle Kadir Erbay. Sahip çıkılmasını istiyorum ben o çocuğa. Yarın bir gün o çocuğun yüzüne bakamayacaklar söylüyorum yani. O çocuk bir yerlere gelecek ama. Büyük bir yerlere gelecek yani. MotoGP Mi'de onun yarışlarını paylaşıyoruz. Elimizden gelen evet. Desteği de Kadir veriyoruz. Kadir Erbay. Kadir Erbay. Kadir inşallah daha da güzel yerlerde i̇nşallah olacak. Yapar onun yani. Haberlerini yapar yapacağız. Yani. Böyle... Bazda bisikletle yeşile girip çıkıyor. Diyor ki bu sayılır mı? Race Direction'a. Gidelim. Şeyi de gönderdi. Ya. Michael da gönderdi video. Geldi mi? Buradaydı evet. Her şey Vandermark. Bugün şey yazdı Vandermark'ta. Şeyi niye kapalıydı? Bir kere. Dikkat. Dikkatli ol. Yeşile girme diyor. Sana mı attı onu? Dikkat et yeşil dokunma diyor. Çayı kim yaptı abi şimdi? Yok ya şu Ufuk arkadaş yaptı. Ramazan abi yapsaydı anlardım çünkü. Oğlum bu demsiz ya. Sen koy abi. Acı geliyor abi yoksa. Aa okey. Benim çayım anlamıyor bu çaydan. Seni trollediler galiba. Tek Bahattin anlıyor çaydan. Bu hafif. Moral abi daha sert yapıyor. Erikli suyu bulamadım oğlum. Sen yaptın bunu. Yok ya ben yapmadım. Sen yaptın ya. Bak. İnanmıyor. Fransız suyu yaramaz oğlum.